19-21 Nisan günleri arasında gençlik ve yeni dijital medya ekseninde doğru dini bilginin aktarılması amacıyla yapılan çalışmaların ele alındığı 7. Dini Yayınlar Kongresi sona erdi. Kongrenin son günü gençliğe yönelik dini yayıncılık değerlendirme oturumu sonrası kongre sürecinde kaydet geçilen sonuçlar Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doktor Fatih Kurt tarafından okunan sonuç bildirisiyle kamuoyuyla paylaşıldı. İşte sonuç bildirisinden bazı önemli başlıklar. İstanbul'da gençliğe yönelik yayıncılık temasıyla gerçekleştirilen 7. Dini Yayınlar Kongresi sona erdi. Kongrede dile getirilen görüşler ve yapılan değerlendirmeler ışığında fikir birliği sağlanan konular kongre sonuç bildirgesinde açıklandı. Akademisyenlerimize Teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Üç gün süren kongrede gerçekleşen fikir alışverişleriyle ile şekillenen 20 maddelik sonuç bildirgesini Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doktor Fatih Kurt kamuoyuyla paylaştı. Günümüzde zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıklar kapsamında sanal dünyadaki bazı içerik ve uygulamalar gençliği tehdit etmektedir. Teknolojik yeniliklere son derece açık olan ve hızla uyum sağlayan gençler Televizyon, internet, sosyal medya ve benzeri platformlarda bilinçsizce zamanlarını heba edebilmekte ve tuzağa düşebilmektedir. Dolayısıyla gençliğe yönelik yayıncılığın sağlıklı bir kimlik ve zihniyet inşasına katkısı daima gündemde tutulmalıdır. Gençliğin teknolojinin sağladığı yararlarla birlikte maruz kaldığı tehlikelere de dikkat çekilen bildirgede Gençliği bilinçlendirmenin yolunun dini ve ahlaki bir duyarlılıktan geçtiğinin altı çizildi. Gençlerimizin mevcut ve muhtemel tehlikelere karşı korunabilmesi, yaşadıkları çağın gerçekliklerine dair bilinçlenmenin yanı sıra dini ve ahlaki bir duyarlılık kazanmalarıyla mümkün olabilecektir. Bunun için yurt içinde ve yurt dışında yaşayan gençlerimize yönelik sahih kaynaklara dayalı Nitelikli bir din diliyle hazırlanmış dini yayınlara büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda ülkelerin içinde bulunduğu dini ve sosyokültürel şartlar dikkate alınarak gençlerin kimlik ve kişilik inşasına katkı sağlamaya, milli ve manevi değerlerini korumaya yönelik tercüme ve telif eserler üretilmelidir. Bildirgede bilgiye ulaşma sürecinde din karşıtı akımlara da dikkat çekildi. Gençlere Kur'an ve sünnete dayalı sahih bilgiyle buluşturacak eserler kaleme alınmalıdır denildi. Din karşıtı akımlar iletişim dünyasında oldukça etkili bir durumdadır. Bilgiye ulaşma sorununun olmadığı günümüzde özellikle internet siteleri ve videolar vasıtasıyla gençler İslam dini aleyhine propagandaya maruz kalabilmektedir. Bununla birlikte yetkin olmadığı halde din adına konuşanlar kullandıkları dil ve verdikleri mesajlar ile bilgi kirliliğine sebep olmakta gençlerin din algısını bozabilmektedir. Bu sebeple inanç karşıtı akımlara, yeni dini hareketlere, batıl inanç ve hurafelere karşı gençlerimizi uyaran onların İslam dininin Kur'an ve sünnete dayalı sahih bilgisiyle buluşmalarını sağlayan eserler kaleme alınmalıdır. FETÖ gibi dini istismar eden terör örgütlerine ve İslamofobiye karşı yayınların da güçlendirilmesi görüşü öne çıktı. Dini inanç ve değerleri istismar eden FETÖ, DAEŞ gibi terör örgütlerine, yıkıcı fikirlere, sapkın inanç ve akımlara, İslam karşıtlığından İslam düşmanlığına evrilen İslamofobi propagandalarına karşı gençleri bilinçlendirilmeye yönelik yayın faaliyetleri artarak devam etmelidir. Yayıncılık alanında dijital dönüşüme sıkça vurgu yapılan kongreden çıkan sonuçlardan birisi de dijital alanda gençlere yönelik müstakil yayınlara ağırlık verilmesi görüşü oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son yıllarda gençlere yönelik müstakil yayınlar ortaya koyma, koyma çabası oldukça önemli bir gelişmedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kültür ve edebiyat tarihimiz için son derece önemli olan yayın faaliyetleri günümüz gençliğine de hitap edecek şekilde genişletilmelidir. Bunu yaparken klasik edebiyatımızın hayata ilişkin tecrübeleri genç kuşaklara hikemi bir tarzda aktaran ve ortak amacı iyi insan yetiştirmek olan zengin mirasından faydalanılmalıdır. Dijital yayıncılık bağlamında oluşturulması planlanan Genç Diyanet Portalı da sonuç bildirgesinde gündeme geldi. Günümüzde e-kitaplar ve popüler hikaye paylaşım siteleri gençlerin duygu ve düşünce dünyasının şekillenmesinde etkili bir alan haline gelmiştir. Bu sebeple sadece basılı yayın formatına bağlı kalmadan dijital ortamlarda yayınlanmak üzere dini, kültürel değerlerden beslenen söz hazinesini geliştiren, yaş ve gelişim seviyelerine uygun, sürükleyici gençlik romanları, öyküleri gibi edebi türde eserler hazırlanmalıdır. Ayrıca online ve interaktif özellikle yayın hizmetleri gerçekleştirilmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Genç Diyanet Portalı oluşturularak bu alanda etkinlik sağlanmalıdır.